Şöyle güzel bir yayla çorbasını sevmeyen var mıdır acaba? Ben varım, ben çok sevmem. Ama sizler çok seviyorsunuz biliyorum. O yüzden çok güzel bir şekilde nasıl yapacağınızı göstermek istiyorum. Şimdi malzemelere bakalım, yapmaya başlayalım. Her çorbada olduğu gibi döküm tencerem çok önemli. Pirinç kullanacağım. Tabii ki su, sıvı yağ ve tuz. Yumurta, un ve yoğurt. Tereyağı ve nane. Malzemeler bunlar. Evet, pratik bir yöntem göstermek istiyorum. Hızlı bir şekilde bitireceğim. Tencere. Tencerenin içine atın pirinci. Sıvı yağ ekleyin. Böyle 3-4 yemek kaşığı. Oda sıcaklığında su. Tencereyi yarısına kadar doldurun. Pirinci yıkamıyorum. Pirincin nişastasına ihtiyacım olacak. Nişastanın bağlayıcılığına ihtiyacım olacak. Zaten biliyorsunuz koyu bir çorba. Şimdi bu şekilde alın tencereyi. Koyun ateşe, verin coşkuyu. 5-6 dakika pirinçler haşlanana kadar bekleyin. Ama beklerken de boş durmayın. Bir kase. Bir çırpıcı. Hafif bir un, yarım bardak gibi düşünün. Bir su bardağı yoğurt. Ve bir adet yumurta. Görelim bakalım elinizin marifetini. Biraz su ilave ederek burada homojen bir karışım elde edeceğiz. Biraz açacağız bunu suyla. Hızlı bir şekilde çırpmaya başlıyorsunuz. Çırparken azıcık da su yedirin. Burası da hazır. Şimdi bir diğer işlem. Yine soğuk tavada gerçekleştireceğim. Soğuk bir tavayı aldım. Tereyağı. Tereyağız. Ve bol nane. Şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar hiç acımadan. Çünkü nane çok güzel koku veriyor. Rayiha bile lezzet veriyor biliyorsunuz. Şimdi tek yapmam gereken bir 7-8 dakika. Hem su ısınacak, kaynayacak hem de pirinçler haşlanacak. Evet, pirinç haşlandı. Gördüğünüz gibi pirincin içindeki nişasta ile beraber buradaki su da biraz koyulaştı. Şimdi iyice bir koyulaştıralım. Kıstım altını. Sürekli çırpmak suretiyle yoğunlaştırıyorum çorbayı. Sürekli çırpacaksınız burada yoksa kesilir. Yavaş yavaş ekleyin. Evet, çok güzel bir kıvam aldı. 1-2 dakika daha karıştırmaya devam edin. Döküm tencere, kısık ateş ve 10-15 dakika bu şekilde pişmeye bırakın. Evet, 5 dakika kaldı. Şu tereyağı ve naneyi alıyorum. Orta ateşte çırparak, karıştırarak eritmeye başlıyorum tereyağı. Bu şekilde soğuktan beraber ısındıkları zaman tadları birbirlerine daha iyi geçiyor. Nanenin bütün o kesip kokusu, o mis kokusu tereyağına beraber piştikleri için ısınırken karışacak ve harika lezzetli, aromatik bir yağ olacak. Tereyağız. Çorba hazır, yağ hazır. Özetle yemek hazır. Dilerseniz porsiyonlayarak yapabilirsiniz. Dilerseniz direkt böyle tencerede çorbanın üzerinde gezdirebilirsiniz. Kaşık, kızlara aşık. Öyle dedirtilerdi bize ilkokulda. Son olarak yeme faslı en güzel faslı. Ondan sonra bugünü kapatıyorum.